Herkese merhabalar. Uyandım, bir baktım ki insanlar beni aramış. Gökhan, böyle haberler çıkıyor yüzünle ilgili, yaptığın, geçirdiğin ameliyatla ilgili diye. Bir baktım. Dün ödül törenine gidiyorum. Bir tane orada basındaki arkadaşımız filtreyi basıyor ekrana. Şöyle bir de bir açı yakalatmış kendine falan. Kontrastı falan abartmış. Yani editliyor resmi, videoyu resmen. Yayına veriyor. Şimdi bu yüzü de simsiyah filtreyi koysam bütün çizgiler tabii ki çıkacak. Normal, bakın şu an doğal olarak. Kendim telefonumdan filtresiz, o arkadaşın yaptığı gibi değil, filtreyle değil, filtresiz çekiyorum. Yüzümde hiçbir şey yok. Sevenlerime bunu söyleyeyim, yüzümde hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerime bir operasyon geçirdim. Onu da sağlık amaçlı mecburen geçirdim zaten. İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız ama beni seven insanların keyfini kaçırmayın. Yani diye en azından beni seven insanlara karşı bunu söylüyorum. Botoks yaptırdı diyen insanlara da şunu söyleyebilirim. Bakın, uğradığım iftirayı şuradan anlayın net olarak. Yani nasıl bir iftirayla uğraştığımızı şuradan anlayın. Ay, botoks yaptırmış diyor insanlara, değil mi? Bunu kanıtlaması da çok kolaydır. Şöyle kaşını bir kaldırırsın, botoks olmadığı çıkar ortaya. Bu kadar yani. Böyle iftiralarla beni üzemezsiniz ama sevenlerimi üzmeyin. Annemi, ailemi üzmeyin istiyorum. O yüzden içiniz rahat olsun. Yüzüm kendi yüzüm. Gözümden ameliyat geçirdim. Evet, zaten söyledim de bunu. Gözümden bir ameliyat geçireceğim diye. Yaklaşık da 1,5-2 ay oldu. Gözümden ameliyat geçirdikten 10 gün sonra zaten bir ödül törenine gittim. Başka bir ödül törenine ödül aldım. Oradaydım zaten. Ondan sonra yine kamera karşısına birçok kez çıktım yani. Ama dün ki arkadaşın filtre koyup böyle sakallar simsiyah, saçlar simsiyah, bütün siyah noktaları abarta 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 filtrelerle. Benim sakallarım, saçım o kadar siyah değil ki, ben kumral bir insanım bir kere. Oradan da dikkat edin. İzleyicilerden de rica ediyorum, yani kötü niyetli olarak hani böyle ay yüzüne ne yaptın, kendini mahvettin gibi böyle iftira haberlere yorum yazmak kolay ama biraz daha düşünüp de bence yorum yazarsanız daha iyi olur. Var. İnsanlar diyor ki niye bu kadar botoks yaptırdın? Bilmiyorum ki. Botoks yaptıran adamın alnı böyle oluyor mu ki? Bak. Bak, külliyen yalan. Bunları yapmayın. Elmacık kemiğimde de tabii ki hiçbir şey yok. Çocukluk resmimi koydum daha geçen ay Instagram'a, görmediniz mi oradaki elmacık kemiklerini? İyi niyetle bu iftiralara inanan sevenlerime de inanmayın diyorum. Yarın Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluşuyoruz. Konserimize hazırlanıyoruz. Biz ekibimizle birlikte artık hazırlıklarımız tamamlandı. Çok heyecanlıyız. Bostancı'da şarkılarımı yarın sizlerle birlikte söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben de elmacık kemiklerim yarın Bostancı'da.